Efendim şimdi koyun sığırını babam yayardı. Yedi kardeş aldığıyla doyardı. Oduya geldin mi dayım kovardı etme. Benim o koylarda çok alacağım var. Yoksulluğu, hasreti, gurbeti türkü yaptı. O bağlamın teline dokunduğu gönüller titredi. Ömrüne 68 kasetle yüzlerce albüm eser sığdırdı. Bugün onun türkülerini derleyen Sivas halkı çok duygulandı. Ve Ali Kızıltuğ. Hadi kızıl tutun. Ulan Bey teşekkür ediyoruz. Bunu da alalım arkadaşlar. Efendim bir de şöyle bir durum var. Bu organizasyon gereği. Siz şöyle bir önce... Ali Baba önce bir... Selamlama konuşması yapalım çok kısa. Mikrofonunuz orada efendim. Evet. Değerli canlarım, sayıdeğer Sivas hemşehrilerim. Ömrümün en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Şunu çok iyi bilmek lazım. Bu memleketin çocuklarından bir tanesiyim. Biz Çökelik çocuğuyuz. Bana diyorlar ki hayata iki tane elinle sarıl. Ama benim iki elim var. Hayata dört elle sarılmak için sizin ellerinize ihtiyacım var. Sayıdeğer Kanal 58'e, tüm Sivaslı dostlarıma, gönül vermiş insanlara ve bize iki elle sarılan Sayın Osman Yıldırım Bey'e saygılar sunar. Hepinize hürmetler eder. Bağrıma basarım canlarım. Buyurun efendim. Efendim şimdi birçok insanı ben aradım ki bu organizasyonla alakalı. Görüşelim, kargo gönderelim, size davetiye gönderelim diye Ali Kızıltuğ'a da telefon açtım. Dedim ki Ali Baba sana davetiye göndereceğiz. Bana bir adres verir misin kargo adresi dedi. Vereyim dedi. Mursal Köyü dedi. Evet baba dedim. Bu kadar imanım dedi. Bir de baba senin bu bir hikayen var. Mikrofonunu açayım. Şu senin bir tavuk hikayen var. Onu da anlatalım. Bize de iki tane güzel eser seslendir. Şunu takalım istersen baba. Evet. Şu senin tavuk hikayeni anlatana kadar ben de senin. Şimdi sazım gelene kadar bir fıkra istediler. Mecnun bu. Baba sen hikayeyi anlat ben takarım bunu. Bu değil arkadaşlar. Diğer Jack lütfen. Değerli canlar, yani fıkra şöyle, bizim oralar eskiden yol yoktu, yolak yoktu. Bir gün karayolların kamyonları gelip geçerken ne kediler kaçıyor kamyonlardan, ne öküzler kaçıyor, ne tavuklar kaçıyor. Çünkü görmedikleri için de herhalde Bektaş Dayı'nın tavuğun üstünden, orada harman yerinden bir kamyon arka tekerleri tavuğun üstünden geçiyor, böyle yamyaslı yapıyor tavuğu. Ama çocuklar tanıyorlar. Hemen koşuyorlar. O yastı tavuğu götürüyorlar. Bak Bekteş'e mi bak diyorlar. Bu sizin tavuk. Git lan oradan diye. Bizim öyle yastı tavuğumuz yoktur diyor. Çünkü kamyonun geçtiğini biliyorsun. Hakikaten bizim de öyle hiç yastı bir hemşehri diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ ol abi. Aman 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 aman
Aklımın varif gideceğim yine yar be babayı ordulara. Giden alır giden giden benim o köyümde alacağım var. Oy benim o dağlarda güller alacağım. Orada tutuldum yarif gönül derdine. Beni götür, beni götür, benim o dağlarda alacağım var. Of, benim o yurtlarda güller alacağım. Orada tutuldum yarif gönül derdine. Ne olur gidem, 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 benim o köylerde alacağım var. Benim o yaylalarda güller alacağım. Ah, ayağıma diken batar ağlardım. Kayış oldu böyle sicim bağlardım. Hay günler, hay günler, hay. Ayağıma diken batar ağlardım. Kayış yoktu böyle sicim bağlardım. Ulan nusuydum felek deli çağlardım. Benim ellerde de alacağım. Köyün sığını da babam yayardı. Yedi kardeş aldı hilal doyardı. Odaya girdim dayım vardı. Beni götür, beni götür, benim o köyümde alacağım var. Benim o dağlarda güller alacağım. Odaya girdim kardeş dayım vardı. Ne olur gidem, 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 benim o yurtlarda alacağım var. Ay benim o dağlarda kardeş alacağım. Yani dayımın kovası şöyle. Bir tane radyo var dayımda. Dayım da köyün zenginiydi. Ama çağ çocuk giderdik. Bir şeyi konuşuyor ama bu aleti göremiyoruz. İki katlı bir yeriydi. Bir cama çıktı. Kalabalık olunca o camı da kapattı büyüklerimiz. Abi, biz merdivana çıktık. Bunlar bir şey, bir şey. Bu kutunun içinde ses geliyor falan. Onu görmek için 7-8 tane bastun yiyirdik tabii büyüklerimiz. Hadi dışarı, hadi dışarı diyordu. İşte dayımı kovması oydu. Kalabalık ediyordu. Yollara örtülmüş izler, örtülmüş izler, bulamam diyorum efendim. Sen bul diyor, sen bul diyor, bulamam diyorum yer yer, sen bul diyor. Dertler bıraktın efem sıra sıra. Sen yosun yeneye yararan kara. Duramam diyorum efem,
sen durdun abi, sen durdun. Sen yoksun öyle ıssız Ankara, sessiz Ankara, duramam diyorum efendim. Sen durdun abi, sen durdun. Zoltuğunda bahar mı yazma, hangi kalem yazmış efendim? Benim yazıma dert ortağım olan, dertli sazıma çalamam diyorum efendim. Sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Dert ortağım olan dertli sazıma, dertli sazıma çalamam diyorum efendim. Sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Kızıltuğ'a teşekkür ediyoruz efendim. Hemen bir ödül de sana takdim ettireceğiz baba. Buyurun. O bir Türkçe aşığı. Hayatını Türkçenin doğru kullanılması ve yaygınlaştırılması için harcadı. Yıllarca süren akademik kariyerini Türkçe üzerine yaptığı çalışmalarla doldurdu. Mezun ettiği öğrenciye yenilerini eklemekle meşgul oldu. Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Dil Kurumu üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Toparlı.